Selam arkadaşlar. Adil Geziyor YouTube kanalıma hoş geldiniz. Gülen insanların ülkesi Tayland'dan herkese saygı ve sevgiler. Bu videoda sizlere Pattaya'ya geldiğinizde size gerekli olan fiyatları vereceğim. Sadece fiyatları. Yalnız bu fiyatlar Pattaya ile alakalı. Yani Phuket veya Bangkok'la karıştırmayalım. Çünkü öbür taraflar biraz daha pahalı. Yani tatil merkezi olarak en ucuz yer Pattaya, hiç tartışılmaz. Onun için şimdi buraya geldiğinizde size gerekli olan fiyat bilgilerini vermeye çalışacağım. Hepsini bu videoya topluyorum. Evet, hazırsanız başlayalım. Bu arada fiyatlarla alakalı küçük bir bilgi vereceğim. Bu vereceğim bilgiler Tayland Baht para birimi olarak ama Türk parası hemen hemen eşitlendi. Şöyle söyleyeyim, ben buraya ilk geldiğimde 14 yıl önce 1 euro 44 bata bozduruyorduk ve şu an 1 euro 38.50. Yani bayağı düştü. 1 Türk lirasına 12 bat alıyorduk. 1 Türk lirası verip 12 bat alıyorduk. Şu anda 1 Türk lirası veriyoruz. 1 bat 15 kuruş. Yani paramız neredeyse %1000 değer kaybetti. Ondan dolayı yani Türk parasıyla Tayland batı eşitlendiği için verdiğim Tayland bat fiyatları hemen hemen Türk parasına denk geliyor. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Yani hesaplama konusundan daha rahat. Öncelikle uçak fiyatları, zaten uçak fiyatlarını kendiniz ayarlayacaksınız. Yani internetten nereden ucuz bulabilirseniz biletinizi alın. Çünkü şirketine göre veya geleceğiniz zamana göre fiyatlar değişir. Bangkok'a geldiğinizde Pattaya'ya en geliş ucuz sistemi hemen en alt katta 8 numaraya gidin. Oradan Pattaya'ya gelen otobüsler var. 143 bata geliyorsunuz. Veya otobüs yoksa aşağılarda yine aynı yerde taksi var. Taksilerde anlaşmanıza bağlı 1000 batla 1200-1300 bat arası tutuyor. Taksi işini de böyle halletmiş olalım. Yüzmek için Korhan'a gidecekseniz bakın hemen burada büyük vapurlar var. 30 bat. Gidiş dönüş 60 bat yapıyor. Yok ben biraz daha hız olsun diyorsanız bakın burada hızlı botlar var. Bu hızlı botlar da adam başına 150 bat alıyor. Gidiş dönüş 300 bat. Yani bir yerde gidiş dönüş 60 bat vapurlarla veya hızlı botla 300 bat gidiş dönüş, karar sizin. Thailand number one. Thailand. Very good. Number one. Thank you. Kapı makrap. Kapı o, mı bilay. Kap. Şimdi böyle sahile geldiniz, böyle şezlonglara oturmak istiyorsunuz. Bir günlüğüne bir kişi 100 bat ödüyorsunuz. Tabii ondan sonra burada ne yerseniz, ne içecekseniz onu artı, onu o ücreti ödüyorsunuz. Ama bu şezlongların fiyatı bir günlüğüne kişi başına 100 bat. Pattaya'ya tatile geldiniz, jet ski'ye binmek istiyorsunuz. Vallahi jet ski'ler beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Bakın. Şöyle söyleyeyim, pandemiden önce 700 veya 800 bata kiralıyorduk. Şimdi küçük yarım saati bakın böyle 1600 bat dedi. En son yine 1300'e indirdim. Yani jet skilerin fiyatları uçmuş. Veya bakın şu karşıda paraşütle uçuyorlar. Veya paraşütle uçmak istiyorsanız paraşütle onu çeken bu şeyler... Teknelerle beraber 1000 bat. Yani jet skiler 1300 bat'tan başlıyor. Tabi sizin yapacağınız pazarlığa bağlı. Eğer paraşütle uçmak istiyorsanız da 1000 bat'tan başlıyor. Yani eğer Hindistanlıların kızlarla pazarlık yaptığı gibi iyi bir pazarlık yaparsanız daha ucuza alabilirsiniz. Bunlar tuktuklar bakın. Bunlar indi bindi. Yani bu Pattaya'nın etrafında dönerler sadece 10 bat. Yani 20 sene önce de 10 bat'tı. Bunlar hala 10 bat. Eğer motosiklet taksilerden tutmak isterseniz onlar 40 bat'tan başlıyor. Gideceğiniz yere göre fiyatlar yükselir. Yalnız önceden gideceğiniz yeri söyleyin ve fiyatınızı kesin. Çünkü fiyat kesmeden gittiğinizde eğer 80 ise 100'e düzlerler. 60 ise 80 diyebiliyorlar. Yani bu bilgiyi vermiş olayım. Bir de taksiler var. Eğer uzak yola gidecekseniz taksimetre açtırın derim. Veya zaten 300 bat'tan başlıyor. Yani bir taksiye şuraya gideceğim dediğiniz zaman 300 bat der.
O sizin pazarlık kabiliyetinize bağlı. Ama uzun yol gidecekseniz kesinlikle taksimetre açtırın. Çünkü sizden fazla para alırlar. Veya diyorsanız ki kardeşim ben bir tane motosiklet kiralayayım, rahat edeyim diyorsanız bu daha mantıklı. Motosiklet kiralama ücretleri 250 bat'tan başlıyor. Bunlar en düşüğü. Yani motosikletin hacmine göre değişir. Eğer büyük moto kiralarsanız inanın yani 1500-2000 bata kadar gidiyor günlük kirası. Ama normal mütevazi bir şey kiralayayım diyorsanız 250 bat'tan başlıyor. Yalnız kiraladığınızda motosikletin sağına soluna iyi bakın. Kırığı, çıkığı veya çiziği var mı? Sonra size ödetmeye kalkışırlar. Onun için bu bilgiyi de vermiş olayım. Ama yok, ben biraz daha üstü olsun, biraz daha kaliteli olsun diyorsanız araba kiralayabilirsiniz. Araba kiraları da arkadaşlar 1000 bat'tan başlar. Arabasına göre değişir. 2000-3000 bata kadar gider günlük. Ama normal mütevazi bir araba. İyi bir pazarlık yaparsanız 1000 veya 1000'in belki altına da alabilirsiniz. Dediğim gibi bu sizin pazarlık kabiliyetinize kalmış bir şey. İşte taksimetre dediğimiz taksiler de bunlar. Biliyorsunuz tatile geldiğinde en önemli olan şeylerden birisi de konaklama. Arkadaşlar konaklamayla alakalı zaten YouTube kanalımda uzun detaylı bir bilgi var. Şimdi ben yine size kısa vereyim. Burada en ucuz konaklama yerlerinden bir yer olan hosteller. Yani 150 bat'tan başlar. Hosteller şöyle ki odada yalnız değilsiniz. 4, 6, 8, 10, 12 kişilik odalar var. Buranın bir dezavantajı da banyo ve tuvaleti odanın içerisinde değildir, dışarıda. Yani orada kalan herkes ortak kullanır. Veya bakın şöyle göstereyim. Böyle restoranlar ve barların üzerinde Taylandların kaldığı odalar vardır. Ama ha nasıl burada kalabilir misiniz? Orasını bilemem ama sonuçta konforlu bir yer değil. Böyle yerlerde var. Veya oteller. Oteller normal mütevazi bir otel 7-800 bat'tan başlar. 7-8 bin bata kadar gider. O sizin bütçenizle alakalı bir şey. Daha sonra kondolar var. Kondo dediğimiz stüdyo oda. Tek odalı yerler 8 bin bat'tan falan başlar. Tabii bunun içerisinde elektrik ve su parası da eklemeniz gerekiyor. Yani o da size kalmış bir şey. Bunlar tek odalık fiyatlar ama 1 artı 1 alırsanız 10, 12 bin, 13 bin yerine ve kalitesine göre değişiyor. Ondan sonra evler var. Evlerde 20-25 bin bat'tan başlar. O sizin bütçenize göre. Dediğim gibi YouTube kanalımda konaklamayla alakalı detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. İşi biraz daha enteresan kılalım. Diskolar, barlar ve kızlardan bahsedelim. Biliyorum bu hoşunuza gidecek. Evet arkadaşlar şimdi. Önce ping pong şovlardan başlayalım. Yani ping pong şovlar şöyle söyleyeyim. Striptiz barların yani gogo barların birkaç kademe üstü. Yani burada kızlar cinsel organlarıyla şov yapıyorlar. Buranın giriş fiyatı 300 bat. Ve bu 300 batın içerisinde bir tane içecek var. İkinci bir şey bira barları. Bakın hemen bu yan tarafta böyle bira barları vardır ki Pattaya'da binlerce vardır. Ve buraya oturursunuz, kızlar gelir, bir şeyler içersiniz. Burada fiyatlar değişir. 60 bata var, 50 bata biralar, 70-80 saatine göre, yerine göre değişir. Oturursunuz, içersiniz. Veya kızlar vardır zaten. Yanınıza almak isterseniz gelirler. Sizinle beraber otururlar, beraber bir şeyler içersiniz. Yalnız burada bir kızla anlaşıp da kızı çıkarmaya kalkarsanız bu tarzı yani bira barları bar fine dediğimiz bar parası alırlar kızlara. 300 bat'tan başlar 1000-1500 bat alan yerler var. O şeyin klasına göre değişiyor ama normal bira barları 300 bat'tan başlıyor. Ondan sonra da kızla anlaştığınız ayrıca o parayı kıza ödüyorsunuz. Yalnız size bir tüyo vereyim. Eğer kızla iyi samimi olur da anlaşırsanız söyleyin işten sonra. Örneğin bar 2'de mi kapanıyor? 2'den sonra buluşalım falan derseniz ki öyle yapanlar var. En azından bar parasını ödememiş olursunuz. Sadece kız ödersiniz. Ondan sonra ikinci şeylerde gogo barlar. Vallahi bana göre içki fiyatlarından en ucuzu gogo barlar. Niye? Çünkü alıyorsunuz 50-60 bata biralar da var böyle fıçı biralar.
Oturuyorsunuz ve önünüzde yüzlerce kız dans ediyor. Çoğu da zaten çırılçıplak. Yani o fiyata öyle bir şeyi, yani diskolarda bile o kadar ucuz değil. Yani dediğim gibi gogo barlar daha ucuz yalnız. Tabii yanınıza kız gelir, bir şey gelir, onların fiyatı biraz daha farklı. Ama ucuz diye pek aldanmayın. Çünkü böyle hep ucuz diye girenler iyi bir parayla çıkıyor. Oradan kız almamaya çalışın. Çünkü gogo barlar en az 1000-1500 baht kendilerini alıyorlar. Ayrıca kızları. Oranın kızlarını da öyle 1000-1500'e çıkaramazsınız. 2, 3, 4, 5 isteyenler var. Yani gogo bar sistemi de böyle. Zaten burada fiyatlarda hiç kesinlikle bir sıkıntı olmaz. Çünkü nereye giderseniz gidin elinizde fiyat listesi vardır. Fiyatınıza göre siparişinizi verirsiniz. Ondan sonra diskolar geliyor. Diskotekler zaten bilirsiniz, yani anlatmama gerek yok. Orada diskolara kızlar için para falan ödemiyorsunuz. Yani tüm kızlar kendine çalışır. O yüzden diskolara gittiğinizde, şimdi diskolarda farklı fiyatlar var. Yani şöyle hem akşam 8'den 10'a kadar farklı bir fiyat var, ucuz. 10'dan 12'ye kadar, 12'den sonra da full fiyat vardır. Yani diskoların çoğunun fiyatları genellikle 3 aşağı 5 yukarı birbirine benzer. Ama tabii 12'den sonra full fiyat olduğu için, yani o da diskotek, gayet normal. Sadece dediğim gibi, yani burada nereye giderseniz gidin, ne yiyecek içecek olursanız olun, kesinlikle size bir menü ve yiyecek içecek listesinin fiyatıyla beraber gelir. Ya bu konuda kazıklama olayı olmaz. Şimdi gelelim Coconut Bar dediğimiz Beach Road'a. Bakın şöyle hemen şimdi döneceğim, göreceksiniz. Beach Road'daki kızlar da genellikle short time giderler. 1000 baht deseler de 800 bata kadar inenler var. Bakın hemen şöyle göstereyim yandan. Yani pazarlık yapın. Abi ben pazarlık yapamam diyorsanız zaten görürsünüz bir sürü Hindistanlılar yürüyor bu caddeden. Siz Hindistanlıların pazarlık yapmasına bakın. Onlar 50 batın pazarlığını bile yapıyorlar. 7-8 tane Hindistanlı bir kıza pazarlık yapıyor. Yani pazarlık konusunda Hindistanlılardan ders alabilirsiniz. Evet, buranın fiyatları da böyle. Ha tabii ki kızı uzun süreli almak isterseniz fiyatlar değişiyor. Ama buradaki kızlar genellikle short time gidiyor. Çünkü diğer işlerini bitiren kızlar da akşam gelip müşteri bekliyor. Tayland'a geldiniz, saçınız uzadı. Bakın böyle berberler var. Berber fiyatları 120 baht'tan başlıyor. Kestirdiğiniz yere kadar gider. Yani 700-800 baht'a kadar fiyat veren yerler var. Ama ortalama genel olarak, yani bir saç kesimi 120 baht'tan başlar, işte 140, 150, 200, 300, 500, 700'e kadar gider. Yani bu, çünkü sonuçta burada Türk kuaförler olmadığı için mecbur Taylandlara kestireceksiniz. Tayland olur da masaj salonları olmaz mı? Evet, şimdi masaj salonları ve fiyatlar hakkında size bilgiler vereyim. En ucuz masaj, ayak masajı. Bu Soybokau'daki mesela burada 100 baht'tan başlar. Aynı masajı farklı yerlerde 150'ye, 200'e, 250'ye, 300'e yaptırırsın. Örneğin bu Soybokau'da en ucuzu ayak masajı 100 baht'tan başlar. İşte bu Second Road gibi veya Beach Road gibi yerlerde 200 baht'a yaparlar. Eğer Walking Street'in içerisine girerseniz aynı masajı orada 300 baht'a yapıyorlar. Yani yer ve mekan önemli. Ha, diğer masajlar yine aynı. İşte yağ masajı veya hakiki Tayland masajı 150-200'den başlar, yerine göre gider. Yağ masajını tavsiye ederim sizlere. Güzel oluyor. Bir de biliyorsunuz Mutlu Son masajı var. Şimdi bu Mutlu Son masajı sizin kızı ne kadar mutlu ettiğinize bağlı. Yani parasını siz veya kız belirliyorsunuz. Yani onu benim söylememe gerek yok. Hadi şimdiden kolay gelsin. Ben bugün bayağı yürüdüm, yoruldum ve terledim. Şimdi kendime 1 saat 100 bata ayak masajı yaptıracağım. Evet, 1 saat ayak masajından sonra biraz kendime geldim. Biraz mola verdim çünkü bayağı yürümüştüm. Şimdi gelelim yemek konusuna. Çünkü Pattaya'ya gelen arkadaşların çoğu yemek sıkıntısı çekiyorlar. Veya gelmeden önce yemek sıkıntısı çektiklerini söylüyorlar. Ama şöyle söyleyeyim, Pattaya'da aç kalmazsınız. Çünkü burada yani Türk yerleri çok, Türk restoranları çok. Ve Taylandların bile yapmış olduğu yemekten, yani bizim yiyebileceğimiz yemek çeşitleri çok. Veya Türkiye'de bulunan restoranlar, mesela restoran derken yani fast foodlar, işte McDonald'slar var,
KFC'ler var, Burger King'ler falan var. Yani burada bir sıkıntı olmaz. Ha, Tayland'ın belki başka bir şehirlerine gitseniz olabilir ama yani burada olacağını zannetmiyorum. Çünkü bir sürü Türkiyeliler var. Örneğin Tayland yemeklerinden bizim yiyebileceğimiz Pad Thai, ki bunu zaten herkes yiyebiliyor. Yani Tayland makarnası. Veya Tom Yam Kung, ki ben çok severim. Biraz acılı ama acıyı sevenler rahatlıkla yiyebilir. Mesela pirinç üzerinde tavuk eti, yanına birkaç dilim salatalık ve çorba verirler. Veya noodle soup dediğimiz, ki yani bunu herkes yiyebiliyor. Yani Tayland'ın yaptığı yemekler. Hakiki Tayland yemekleri çok arada. Yani pirinçle, pilavla falan yapılan türlü türlü yemekler var. Türk bunların yemek fiyatları da zaten 50 baht'tan başlar. Yani bu saydığım yemekler yediğiniz yere bağlı. Örneğin benim gibi eğer sokak yemeklerini severseniz cadde üzerinde yapılan yemekler 50 yersiniz, 50 bata. Ama aynı yemeği bir restoranta veya bir Tayland restorantı da olsa, veya yabancıların açtığı restoran da olsa, aynı yemeği yani 90, 100, 120, 150'ye yersiniz. Yani her şeyde yemek konusuna veya içme konusuna yiyip içeceğiniz yere bağlı. Örneğin Türk yerlerinde dönerler var ya. Döneri Taylandlılar da takıyor. Tavuk döneri tabii onlarınki ağırlıkta 80 baht'tan başlar. Türk yerlerinde de tavuk döner işte 80 veya 100 baht'tan başlar. Et döneri 120-140 dönerden başlar yerine göre. Örneğin işte şiştir falan derseniz sonuçta bunlar biraz daha pahalı. Yani sonuçta yani bir şiş yiyeyim demiş olsanız 300-350 baht'tan başlıyor tavuk şiş, işte et şiş falan derken alacağınız yanındaki alacağınız malzemeye göre fiyat çıkar. Örneğin bir çorba veya mercimek çorbası gibi falan, bunlar 100 baht'tan başlar. 100-120. Dediğim gibi yani bunlar hep baht olarak ama TL olarak da 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen aynı şeye geliyor. Yani Türk yerleri, bazı arkadaşlar diyor işte Türk yerleri biraz pahalı diye, ama ya bu gayet normal arkadaşlar. Çünkü Tayland yerinde yediğiniz yemekle Türk yerlerinde yediğiniz yemekler farklı. Bir de Türk yerlerinin gideri daha farklı. O yüzden bu fiyat konularında pek şey olmaz. Zaten nereye giderseniz gidin, dediğim gibi her yemeğe karşısında fiyatları vardır. O yüzden yemekte pek sıkıntı çekmezseniz yemek fiyatları da böyle. Yani ne kadar lahmacun var, lahmacunlar, pideler, sonuçta bu Tayland'da yapılmayan yerler. Mesela ekmekler falan, işte ekmekler var 40 baht'tan başlar, 50-60 baht'a kadar ekmekler gider. Yani var, burada yok yok. Eğer Pattaya gelenler bilir, Tukom'a yakın Friendship diye bir mağaza var. Orada genellikle ağırlıkta yabancı ürünler satılır. Zeytininden, peynirinden, aklınıza ne geliyorsa her şey var. Yani dediğim gibi yani sonuçta bir de yani Tayland ekmek yemeyen bir ülke. Ekmek yerine pirinç yedikleri için yani damak tadı biraz daha farklı, ama Tayland'da sıkıntı çekmezsiniz. Bir de örneğin bazı arkadaşlar buraya geliyorlar. Bir ay kaldıktan sonra bir ay daha uzatmak istiyorlar. Arkadaşlar bakın, eğer bir ajansa falan giderseniz ajans sizden işte 4000-5000 baht istiyor. Ama normalde bu 1900 bata bir ay uzatabiliyorsunuz. Yani siz 2000 bata mı alır ne olur. Kaldığınız otelden bir şey alacaksınız. Rüzgar bayağı sallıyor. Yani kaldığınız otelden orada kaldığına dahil bir kağıt, bir de resim alıyorsunuz. Jomtien'de imigrasyona gidin, 1900-2000 bata halledersiniz yani. Evet, fiyatlar konusu da bu kadar. Umarım bazı arkadaşlara, bir gelmeyen arkadaşlara bir ön bilgi olmuştur. Ne diyelim? Daha farklı, daha güzel videolarla görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.